Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tatlı bu şekilde kuş tüyleri öreceğiz. Bunları birçok yerde kullanabilirsiniz. Paspaslarınıza motif olarak kullanabilirsiniz. Duvar süsler olarak kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir kitap ayracı yaptım bunu. Kitap ayracı olarak kullanabilirsiniz. Yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir kuş tüyü oldu. Şimdi ben bunun gri rengiyle başlangıcı yapacağım hemen sizlere. Şöyle normal bir baby koton ipim var. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Bunun için şöyle zincirimizi çekiyoruz. Toplamda 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane 10 zincir çekeceğim. 7 zincir bizim kuş tüyümüzün şu kısmı olacak. Bu 10 da hemen şu kısmı olacak. Bu 10 zinciri şimdi normal şöyle kaydırma yöntemiyle ilerleteceğiz. Bir tane daha çekiyoruz 11.yi. Hemen yanından, bakın hemen yan kısmından direkt kaydırıyoruz. 1 3 4 Bakın direkt kaydırıyorum. Alıyorum, direkt içinden geçiriyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen şurada kalan zincirimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaldı. Şimdi buradayken yine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar hemen modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Buradayken 7 tane zincir çektim. 3 tane daha çekiyorum. 3 tane çektim. Hemen bakın 1, 2, 3, 4. zincire ikili trabzan yapıyorum. Bakın 4. Burada bir tane zaten bunu trabzan olarak sayıyorum. 2 tane oldu ve 3. trabzanımı örmüş olarak sayıyorum. Yani ilk zincire 2 tane trabzan çekerek bunu 3 sayıyorum. Hemen yanına bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar ikili trabzan ve bir tane daha. Toplamda 3 tane bu orta noktaya normal ikili trabzan yaptık. Şimdi bu iç kısımda yine 3 tane trabzan yerimiz var ama bu sefer bakın geçiriyorum. Bu şekilde kalıyorum. Tekrar ikinciye geçirdim. Bu şekilde kaldım. Tekrar geçirdim. Bu şekilde kalarak 4 tane boğumdan aynı anda ipimi alıyorum. Şimdi burada orta hatta bakın hemen şuraya üçlü trabzan yapacağız. İpimi 2 kere doladım ve hemen bakın şu orta noktaya 3'lü trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan direkt şu yan boğumdan ipimi aldım ve böyle kaldım. Tekrar ikinciye geçirdim, kaldım ve üçüncüye geçirdim ve 4 tane ipimin içerisinden geçiriyorum. Yine
3 tane trabzanımı öreceğim yan yana. 1 2 ve 3. Şimdi bakın son noktadayız. Son noktamızda yine şu kısma 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3. Evet, bu sıramız bu şekilde bitti. Şimdi arkadaşlar üstte 3 tane zincirle çıkacağım. Yalnız hemen tabanımı ters çeviriyorum motifimi. 3 tane zincirimi buradayken çekiyorum. Ve hemen şöyle bakın, bir tane trabzanımız zaten bu olarak sayılacak. Dibinden hemen arka boğumundan 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arka boğumlardan bakın. Evet, burada 3 tane trabzan olmuş oldu. Yine yan tarafından 3 tane yan yana trabzanımızı örüyoruz. Ve yine aynı anda 3 tane trabzanımızın içerisinden geçirecek şekilde alıyoruz. Bakın 2, şöyle 2 bıraktım ve 3. Üçüncüyü de aldım ve 4'ünün içerisinden geçirdim. Şimdi bu noktada 4'lü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 kere dalıyoruz. Ve hemen şu damar kısmını oluşturuyoruz tüyümüzü. Şurasından arkadan aldım. Ve 1, 2, 3 ve 4. 4'lü trabzanımı orta noktada oluşturdum. Yine aynı şekilde bakın hemen şöyle sayalım isterseniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani şöyle. Burada 3 tane yapacağız. Burada 3 tane yapacağız. Ve burada 3 tane oluşturacağız. Hemen. Arka boğumdan battım. Arka boğumdan ve bir tane daha arka boğumdan batıyorum. Üçünü birden geçiriyorum. Tekrar 3 tane tek trabzan. 1 2 3 ve bakın son şu trabzan olarak saydığımız zincirin tepe noktasından hemen şuradan 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Üçüncü arkadaşlar şu delikli görüntü olmasın diye şöyle dibinden, bakın şu son dibinden batıyorum. Alttan batıyorum yani. Ve ters çeviriyorum. 3 tane zincir. Yine arka boğumdan batıyorum arkadaşlar. Bakın. Burada bir tane zincir çekmiştik. O yüzden iki tane ikili trabzanımı ördüm. Ve hemen yan kısmına geçiyorum. 1 2 ve 3. İç hattımızda yine üçünü birden alacağız. 1 2 ve 3.
Üçünü birden çektim. Şimdi 1, 2, 3 kere doluyorum. Hemen bakın şuradaki çıkıntı yerden arkasından geçiriyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de ipimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir tane boğum, ortada kalan boğumu atlıyoruz. Bu buraya denk geliyor. Hemen yanından şöyle üçlü trabzanımı aynı anda çekeceğim. 3 ve aynı anda çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Ve bakın şurada kalan köşedeki zincirin tepesinden hemen bakın şuradan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Üçüncüyü şöyle göstereyim. Bakın üçüncüyü şu dipten hemen şuradan ve ters çevirdim. 3 tane zincir çektim. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bir sıra daha öreceğim size göstermek için. Yine burada bu noktada dibinden 2 tane trabzan yapıyorum. Hemen yanına 3 tane trabzan çekiyorum. Son noktamda 3 tanesini aynı anda çektim ve 3 kere doluyorum. Bakın şu çıkıntı olan, yani her zaman üstün hemen altınızdan değil, en alt, yani bir alttan, her zaman bir alt sıradan şöyle şuradan geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4 kere de aldım. Şimdi arkada bir tane şu kısmı atlıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkasına gelen kısmı görmüyoruz. Hemen şuradan devam ediyorum. 1 2 3 ve 3'ünü birden çektim. 1 2 3 ve bakın şuradaki son zincirin üstünden şuradan 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ters çevirdik. 3 tane zincir. Mantık hep bu şekilde ilerliyor. Şimdi bakın bu sıramızda böyle ilerleyeceğiz ve şuradan orta nokta yapacağız. Bu sırayı da son kez göstereyim tam anlamanız açısından. Hemen dip noktama 2 tane batıyorum. 1 2 sonra 3 tane normal ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve hepsini birden çekiyorum. Burada 3 tane doluyorum. Bakın bir sıra altında hemen şuradan çektim. 3 ve
4. Bu şekilde istediğiniz kadar ilerletin arkadaşlar, istediğiniz sıra kadar. Ben toplamda bir 8 sıra kadar öreceğim. Bunda 10 sıra örmüştüm bu arada. Bir 8 sıra kadar öreceğiz. Daha sonra azaltmalara geçeceğiz. Şimdi bu iç noktada kesmeyi yaptık. Normal 3 tane trabzanımızı ördük. 2 3 ve son noktama 3 tane ikili trabzan. Ters çevirip 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde istediğiniz kadar bir 10-12 sıra kadar örün. Daha sonra kesme işlemine geçeceğiz. Evet, şöyle. Arkadaşlar bakın, ben bir 8 sıra kadar ördüm. Sayalım. 1-2-3-4-5-6-7-8 sıra ördüm. Burada artık kesme işlemine geçiyoruz. Kesmemizde hemen ilk boğuma bir tane batıyorum. Burada iki tane trabzan olmuş oluyor. Hemen yan kısımda geçiyoruz. 1-2-3 yine aynı işlemi yapıyorum. 1-2-3 tane trabzanı aynı anda çektim. 1-2-3 orta hat, bakın hemen şuradan alıyoruz. 1-2-3-4 tane. Ve yine iç kısmında bakın şu arkadaki şu boğum şöyle arkada kalıyor. Hemen şuradan devam edeceğim. Şuradan. 1-2-3 tanesini aynı anda çektim. 1-2-3 tane trabzanımı ördüm. Ve son noktada alt kısımlarda 3 tane yapıyorduk. Şimdi 2 tane yapıyoruz. Bu sayede azaltmış olacağım. Bir tane ördüm aynı noktaya. Ve ikincimi de ördüm. Ve ters çeviriyorum. 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar burada yine bu kısma bir tane batıyorum. İkili trabzanımı 2 tane ördüm. Şimdi bunun orta noktada bakın. Şurada 3 tane kesme işlemi yapacağız. Geriye bize 2 tane boğum kalıyor. Yani ilk sıramda 2 tane trabzanımı ördüm. Yan kısımlarda 3 tane örüyorduk ya. Şimdi 2 tane örüyoruz. 1, 2 normal trabzanımı ördüm. Ve artık üçlü kesme işlemine geldim. 1, 2, 3 ve kestim. Yani bu şekilde daraltıyoruz. Yine 3 kere doladım ve 4'lü trabzanımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4. Yine bakın hemen şuradaki boğumdan 1, 2, 3 kere de aldım ve hepsini aynı yerden geçirdim. Burada 2 tane boğum kaldı. 2 tane normal trabzan. Ve son noktama 2 tane aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Şöyle. Bu kısım biraz küçük kalıyor arkadaşlar. O yüzden kafanız karışmasın. 1 2 ters çevirdim. Şimdi yine şöyle sayalım. Bakın 1 2 3 tanesini kesmemiz gerekiyor. Burada bize bir tane kalıyor. Yine aynı noktaya bir tane trabzanımı battım. 2 tane olmuş oldu. Bir tane trabzan kaldı ortada. Ve yine üçlü kesme işlemimi orta noktada yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 kere de çektim. Şimdi yine hemen şuradan üçlü batıyorum ve üçünü aynı anda
da çekiyorum. Bir tane trabzan kaldı. Ve son noktama da yine iki tane aynı noktaya trabzanı battım. Ters çevirdim. 1, 2, 3. Yine iç noktadan sayalım. 1, 2, 3. Bu sefer yine buraya bir tane batıyorum. Ve artık trabzan, tekli trabzan kalmıyor. İlk sıramda iki tane trabzanım oldu. Ve direkt kesme işlemine geçtim. 1, 2, 3'ünü birden çektim. Şimdi burada 3 tane doladım. 1, 2, 3, 4. Yine hemen yan noktadan 3 tanesini aynı anda çekiyorum. Ve son noktamda, bakın son noktamız şurası. Şöyle arkasından geçiriyorum. 2 tane aynı yere trabzanımı batıyorum. Ters çevirdim. 1, 2, 3. Burada 3 tane kesme işlemimizi yapıyoruz. Üçünü aynı anda çektim. Ve 3 tane doladım. Orta kısımdan 1, 2, 3, 4 kere de çektim. Ve hemen karşı kısmı da kesme işlemimi yapıyorum. Ve ters çeviriyorum. 3 tane zinciri çekiyoruz. Şimdi burada artık tamamen toparlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Bir tane battık. Bir tane daha buraya batalım. 2. 2 kere dolayalım. 3 kere pardon dolayalım. Şu orta hattan geçirelim. 1, 2. Üçüncüyü alıyorum. Bırakıyorum burada. Hemen yan kısımda yine şöyle iki tane kalan boğumları da batıyorum. Ve bakın hepsini içinden geçireceğim. Evet. Bu şekilde bir tane zincir çekerek artık bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi tüyümüz de bu şekildeydi. Kuş tüylerim bu şekilde arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Öreceklere kolay gelsin. Hoşça kalın.